canımanne.com. Canımanne.com'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda görmüş olduğumuz tığ işi, kafes modeli, bu patiğimizin anlatımını yapmaya çalıştık sizler için. İnşallah faydalı olabilmişizdir diyorum. Ve yapılışımıza geçmeden önce lütfen videolarımızı beğenip sosyal hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Haydi bakalım nasıl yaptık patiğimizi hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğumuz bu patiği anlatmaya çalışacağım sizler için. Patiklik ipimiz var. Marka hiç fark etmez. Ki ben her markanınkini kullandım, kullanıyorum diyebilirim. Zincirle başlayacağız. 10 zincir çekiyorum. 2.25 ama hani elinize hangisi uygun gelirse, atıyorum ben bunu 2 ile de örebilirim, 2.5 ile de örebilirim. Örgünüze bağlı olarak numarayı değiştirebilirsiniz. Çok da önemli değil. 1, 2, 3 gerisine batıp üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. Her zincirin üzerine bir tane üçlü trabzan yapacağız. Köşe dönüş yerlerine 5'er kez batacağız. Şimdi şöyle tek tek gidelim bakalım. Bir battım buraya, bakın şimdi aynı noktaya ikinci trabzan. Üçüncü. Dördüncü. Ve yine aynı noktaya beşinciyi battım. Sonrasında şu yandakine geçiyorum hemen. Sıradan devam ediyoruz, her birine birer tane. Şimdi uca geldim, hemen bir sayalım battığımız noktaları. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.deyim. 7 tane noktamız olacak. Şimdi karşılığından bir tane batmıştım. Bu ikinci oldu. Aynı noktaya 5 defa batacağım ya. Bu üçüncü. Dördüncü. Ve de son olarak yine aynı noktaya 5.yi battım. Şu en uçtaki trabzanın tepesini şekilde sabitledim. 3 zincir çektim arkadaşlar. Bu şekilde burun kısmımızı yapmış olduk. Bakın şurası. Şurayı tamamladık. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Hemen dibine batıyorum zincirimin. Alt ve üste denk gelecek kısımlar bir trabzan üzerine bir trabzan. Şimdi uç kısma geldik. Uçta 1, 2, 3, 4, 5 taneyi belirledik. Aralarına, yani 4 ayrı bölüme çift batacağız. Şu birincisi, aynı noktaya batıyorum bakın. Şu ikinci ara. Yine aynı noktaya battım. Üçüncü ara. Şu aynı noktaya ikinci batışım. Ve dördüncü trabzan aralığı. Ve yine çift battım. Şimdi tek batarak devam ediyorum. Ta ki karşı taraftaki yine aynı noktaya battığım trabzanların aralarına gelene dek.
Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası evet. Bir sonrakine şuradan batıyorum. 1. Çiftledim. Şurası ikinci. Bunu da çift yaptım. Üçüncü. O da çift oldu ve dördüncü zaten bir zincirimiz vardı burada. Bir defa batıyoruz. Buradaki zincirle yine tepesinden birleştiriyoruz. Evet. Patiğin burun kısmı oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. 3 zincir iğne çektim. Tam dibine batıyorum yine. Buraları tek devam ediyoruz. Biraz hızlı geçeyim kapatmak yerine arkadaşlar. Bildiğimiz üçlü trabzan yapıp geçiyoruz burayı. Bakın çiftin şuraya çift battık. Görünüyor zaten bariz. Belli orada. Onun tepe kısmına arasına yine iki defa batacağım. Bir. İki. Bakın burası çift batmışım. Burası çift batmışım. Şurası iki çift battığımın arası. Buraya bir tane batacağım. Bir battım. Yana geçtim. Yine bir çift battığımın tepesi ve çift batıyorum. Yani ne oluyor burada? Üçüncü sırada bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek şeklinde yapıyoruz köşeleri. Burası yine çift, çift, tek, çift, tek, çift. Net görünüyor sanıyorum. İpimin rengini de özellikle açık renk seçtim ki görüntüde sıkıntı yaşamayalım. Yeni başlayan arkadaşlar için diye. Bu yine istek gönderilen modellerden bir tanesiydi arkadaşlar. Birkaç değişiklik yaptım her zaman olduğu gibi modelde. Normalde alt tarafı da modelliydi. Ben altının düz olmasını tercih ettim ki giyerken hani modelli kısma göre daha rahat edilir diye düşündüm. Sadece bu üst ön kısmına koydum modeli. Daha kullanışlı olsun diye. Ama siz alt kısmına da devam ettirebilirsiniz modeli tabii ki. Özellikle istek gönderen arkadaşım için söylüyorum. Evet. Çiftleri tamamladık. Şimdi yine tek yapıyoruz. Ben özellikle hani istek böyle küçük ufak parçalarda. Gerçi büyüklerde de aynı şekilde ufak tefek değişiklikler yapmayı seviyorum. Birebir aynı çalışmaları yapmayalım diye. Şimdi köşeye geldik. Yine çift battığımız trabzanın tepesindeyim. Burayı iki batıyorum. Arasına bir defa çift battığım trabzanın arasına çift batıyorum. İki çift trabzanın arasında kalan noktaya bir defa. Burası çift. Bu tek ve şu da son çiftimiz. Başlangıç kısımdaki 3 zincirle birlikte bir defa yapıyoruz ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Bakın 1, 2, 3 sıramız tamamlandı. Hemen karşılaştıralım. Alıp 1, 2, 3, 4. sıradayız. 4. sırada da bakın zaten şu bakıldığında artırmalarımız belli. Yine burayı da devam edelim. Buraya kadar düz yapalım. Evet, buraya geldiğimizde yine çiftlerin üzerine çift batacağız bu sırada. Aralara tek. Burada iki tane tek, bir çift olacak arkadaşlar bu sırada. Bakın bir çift oldu, iki tek oldu. Şimdi çiftin üstüne geldi ve yine çift batıyorum buraya.
aynı noktaya iki defa battım. Sonrasında yine bir tek, iki tek ve bir çift batacağım. Yine her bölümde, yani her kenarda 4 tane çift olacak. Dediğim gibi bu sırada aralarda birer tane tek olacak. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Karşı tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Şu şekilde çift, iki tane tek, çift, iki tane tek, 4 tane çift olunca yine düz trabzan, her trabzanın üzerine bir tane örmeye başlıyoruz. Ta ki karşı tarafa kadar. Evet, 4 sırayı tamamladım arkadaşlar. Birleştirdim. Şimdi buradaki trabzan sayım 44'e ulaştı. Hani aralardaki şu batış farkı ile alakalı 43, 44, 45 olabiliyor bu. Benim şu anda 44 oldu. Ve 37-38 numara bir ayak için genişlik, hani ben kendim örerken ve bu şu anda bu ayak mankeninde gördüğünüzde aynı şekilde 40 ila 44-45 trabzan arası, örgüye göre, ipe göre tabii ki muhakkak değişir ama ben bu şekilde ayarladım, benim elime göre böyle denk düşüyor. Şu anda 44 tane trabzan var toplamda. Bunu hemen şöyle yapalım, modeline göre böleceğim arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane. Şu ön kısımda görülen model için 20 trabzan gerekiyor. Bu ne demek? 24 tane de alt kısımda kalacak demek. Şimdi model şu üst kısma gelecek. Birleştirme yerim altta kalacak şekilde ayarlayıp yapacağım. Tam şöyle ortalı yaptığımda arkadaşlar 20 ilmeği şu üst taraftan çıkarabilecek şekilde trabzan yapıp ayarlayacağım. Dediğim gibi sizi daraltacak olursunuz. Yani bu illaki sayılar birbirini tutacak, her yerde aynı olacak diye bir şey yok. Ben kendi ayağımın genişliğine göre ayarladığım patik ipiyle ördüğüm sürece ve 2 ila 2,5 numara tığ ile ördüğüm sürece 40 ila 44 zincir arası genişlik denk geliyor. Ama siz bunu tabii ki deneyerek kendinize en uygun ölçüyü bulabilirsiniz. Ayağınız biraz daha geniştir mesela, 45-46 yaparsınız ya da biraz daha dar ince bir ayaktır, ona göre 38-40 yaparsınız. Dediğim gibi ölçü değişiyor arkadaşlar. Hani ele, örgüye göre de muhakkak değişiyor. Hemen şöyle bir bakacağım. Tahmini nereye geliyor? Şöyle yaptığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir tane daha şöyle yapıp şuradan başlayalım. Tam üst kısmına gelsin istiyorum. Evet, şimdi modeli koyacağız. İki defa tığımıza doluyoruz. Bir, iki taneyi atlıyorum arkadaşlar. Şuradan 1, 2, 3, 4 defa da çıkardım. Aynı şekilde hemen yanına batıyorum. 1, 2, 3, 4 de çıkardım. Yine iki defa sarıp şu üst kısımdan alıyorum. İki tane bırakmıştık ya, hemen yanındakini de alıp yine dörtte çıkardım. Doluyoruz çift. Bir, iki boş bırakıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Burayı örerken çok sıkmamakta fayda var. Yine tığa iki defa doladım. Hemen yanına battım. Dörtte çıkardım. Şurası biraz gevşek olmuş. Hemen şöyle yeniden sıkılayalım.
1, 2. Arada bıraktığım 2 taneyi yapacağım şimdi. 3, 4 de çıkardım. Hemen şöyle bakın, 2 model oluştu bile. 2 boşluk, üçüncüyü aynı şekilde. Bu işlemi 4 defa tekrarlıyoruz. 3, 4. İki defa sarıp yine ikinciyi, üçüncü modeli de koymuş olduk. Şimdi bir daha aynısını yapacağız. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Bir, iki, üç, dört oldu arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir, iki, üç, dört. Bir tane kaldı. Bir, iki. Şuraya batıyoruz yine. Aynı şekilde geridekileri. Şekilde modeli koymuş olduk. Toplamda 5 tane oldu önde. Biraz önce 4 dedim sanırım. Öyle dediysem affola. Hemen bitişiğindeki trabzana batıyorum. Üçlü trabzanla devam edip birleştireceğim arkadaşlar. Ve diğer sıraya geçtiğimde yine modelli kısma kadar trabzanla devam edip modelli kısımda modeli uygulamaya devam edeceğiz. Yine şuradan birleştirelim. 3 zincir çekip modele kadar üçlü trabzan yapıyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde yine 2 tane alıyoruz tığımızın üzerine. Şu en baştaki 2 boşluğa yapacağız. 2 trabzanın tepesine, fakat trabzanların üzerine batmayıp şu şekilde trabzanları altından dolanıyoruz arkadaşlar. Yine dörtlü trabzan, aynı şekilde çift doladım. Yandaki trabzandan şu şekilde. Üç, dört defa da çıkıyoruz. Bir, iki yaptım. Şimdi şu ikisini atlıyorum. Şuna geçiyorum. İki, üç, dört de çıkardım. Aynı şekilde yanındakini. Şimdi 2 doladım arkadaşlar. 2 doladıktan sonra şuradaki ilmeklerimizi alacağız. Bunları şöyle şu alt kısımdan bakın. Şu yaptığımız 2 trabzanın altından. Bu şekilde dolandırıp alacağız. Biraz karışık gibi görünüyor. Ama bir defa örmüş olmanız yeterli modeli anlamanız için. Sonrasında çok zevkli uygulaması var gerçekten. Şu 2 taneyi yine bırakıyorum. Buraya geçip bunları yapıyorum. Hemen yanındaki ikinciyi. Şimdi yine aynı şekilde 2 defa dolayıp şunun altından buradaki ilk trabzan alıyorum. Aynı şekilde doluyorum ve yine buradakilerin altından şu ikinciyi alıp onun üzerine örüyorum. Aynı şekilde devam zaten. Yine 2 tane atladık. Buna geçip dörtlü trabzan. Sonra yanındaki
Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için hani tekrar tekrar söylüyorum her detayı ama umarım yapan bilen arkadaşlar sıkılmazlar. Şu şekilde bunu da aldık. Her sıra zaten başladığı gibi devam ediyor arkadaşlar. İki tane daha kaldı aynı şekilde. Şu ikisini atlayıp şuna geçiyoruz. Başlangıçta böyle çaprazlama atlamadan başladık ya. Yani direkt trabzan yaparak başladık yan yana iki tane. Şurada biliyorsunuz iki başında. Sonunda da aynı şekilde yapacağız. Bakın şuradaki iki kaldı zaten. Aynı şekilde şöyle. Buradaki ikiyi yaptık. Evet. Bir. İki. Bu şekilde düz iki tane de sonuna yapıyoruz. Modeli tamamlamak adına. Evet, görmüş olduğunuz gibi model çıktı zaten ortaya. Şimdi yine üçlü trabzanla modelli kısma kadar düz devam ediyoruz. Evet, sonraki sıraya geldiğimizde yine ilk ikiyi atlayıp İkinci ikiliyi ördük. Sonrasında başa dönüp bu defa üst kısmından bakın böyle alttan değil şuradan alıyorum. İkinciyi de alıyorum. Bir, iki, şu ikiliyi atlayıp yine bunu alıyorum. Zaten örülüş mantığını çözmüşsünüzdür diye umut ediyorum arkadaşlar. Çok basit çünkü gerçekten karışık gibi görünse de. Sonrasında yine üst kısımdan arada bıraktığımız ikiliyi örüyoruz. Bir, iki bırakıp bunu örüyoruz. Arada bıraktıklarımız iki tane atladık yine. Şimdi zaten bu sıradan sonra bir sonraki sıra bir altta ördüğümüz sıranın aynısı. Ondan sonraki sıra bu ördüğümüz sıranın aynısı. Yani 1, 3, 5, 7. sıralar aynı. 2, 4, 6. sıralar aynı şekilde ilerliyor modelde. Şimdi bu sıradan sonra modelin bu ön model kısmını detayını göstermeyeceğim. Dediğim gibi çünkü aynı ilerliyor. Sonraki sırayı bir önceki sıra gibi yaparak devam edeceğiz. Şu ön kısmının uzunluğunda arkadaşlar hemen oraya değinelim. Şurayı tamamladığımda evet şu normal üçlü trabzan yerine bu şekilde geçiyoruz. Bir tane daha yapıp şöyle bir bakalım. Nasıl bir şey çıkmış ortaya. Evet. Gördüğünüz gibi kafeslerimiz çıktı. Evet, şimdi bakalım hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buradan da teyit ettik. 9 sıra arkadaşlar. 1, 3, 5, 7, 9. sıralar aynı mantıkta. Hani başlangıç ve bitiş kısımları 2, 4, 6, 8. sıralar aynı mantıkta ilerliyor modelde. 9 sıra yaptıktan sonra bir sıra
düz trabzan dolandık etrafına. Zaten o kısma geldiğimizde yine birlikte devam edeceğiz. Şimdi dediğim gibi 9 sıra örüyoruz ama şu kısmı daha kısa olsun. İşte daha ayağım kısa. O işte 36 numaraya göre yapacağım, 35'e göre yapacağım derseniz şu boyu ayarlayacağız ya. Benimki hani bu 9 sıradan sonra 10 sıra yaptım. Sonrasında 2 4 6 8 10 12 sıra yapıp birleştirdim arkadaşlar. Bu arka kısmını 9-10 sıra yapabilirsiniz numara küçültmek için. Dolayısıyla bu ön burun kısmını da küçültebilirsiniz. Daha küçük ayak numarasına yapacaksanız ama 37-38 numara için bu ölçü, bu sıra sayısı ideal arkadaşlar. Küçük numaralar için de sıra sayısını azaltabilirsiniz. 8 yaparsınız, 7 yaparsınız modelli kısmı. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben model bitene kadar yani 9-10 sıra, 10. sıra düz gidecek tamamen. O şekilde öreyim. Sonrasında devam edelim. Evet, ön kısmı tamamladım arkadaşlar. 9 sıra olacak şekilde 10. sırada düz trabzan gittim. Burayı birleştirdim. Ve burada ipimizi keseceğiz. Bu şekilde kapatacağız. Sonrasında modelin orta kısmında bir model, şöpatiğin orta kısmındaki bir model kalacak şekilde 1-2-1-2 ayırıyorum. Şöyle bakın, burada 4-5-6 ayak genişliğine göre, yine şu ayağın enine göre bırakacağız arkadaşlar. Ben bunda 1-2-3-4 tane bırakmışım. Hemen ona göre uyarlayıp şuradan takacağım ipimi. Ve buraya sabitleyeceğim. Buradan sonrası düz trabzan arkadaşlar. Yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Şu şekilde dolanacağız. Buradan böyle düz gelip üçlü trabzanla yine şurada 1-2-3-4 kalıp şu modelin son ilmeğine kadar 4 trabzan boşluk bırakıp şuraya kadar düz trabzan yapacağım. Evet, bu şekilde 4 tane trabzan bıraktım. 3 zincir çekip dönüyorum arkadaşlar ve yandaki trabzanın tepesinden yine trabzan yaparak devam edeceğiz. Bu şekilde döne döne arka kısmına kadar patiğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bırakayım bunu. Şu şekilde dediğim gibi dönerek öreceğiz. Bakıyorum, şurası kestiğimiz sıra 2, 4, 6, 8, 10, 12 sırada tamamlamışım ben. Sonrasında arka birleştirme kısmını yapacağız. Bu 12 sıra 38 numara için oldu arkadaşlar. 37-38 numaraya tam geliyor. Küçültmek isterseniz, kısaltmak isterseniz sıra sayılarını azaltabilirsiniz. Ya da işte 39-40 numara için yapacaksanız 1-2 sıra daha ekleyebilirsiniz. Şimdi burayı da tamamlayayım ben. Arka kısmının birleştirmesiyle devam edelim. Evet, sıra sayımız aynı diğerinin sayısına ulaştı arkadaşlar. Sıra bitiminde 5 tane zincir çektim. Şuradaki trabzanın en ucundan birleştirdim. Ben şöyle de göstermiş olayım. Bakın, şurayı birleştirdim ve şimdi gide gele örerek tamamlayacağız arkadaşlar. Bir, iki zincir çekiyorum. Şöyle arkadan içe çektim. Ve 5 tane trabzan yapacağım. Ben ipin etrafından böyle altından dolayı ip yaptım. Dilerseniz zincirlerin içinden de batabilirsiniz. Bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Bir iki bırakıp
Buradan sabitliyorum. Her trabzanın üzerine birer tane trabzan yaparak yine bu araya 5 tane trabzan dolduruyoruz. Hemen battığımız yere bakıyorum. 1, 2 şu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde üst kısma kadar devam edeceğiz. Hemen bakalım. Bu şuradaki trabzan sayısına göre değişebilir ama benim patiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra trabzan olmuş. Şimdi bunu da aynı şekilde ayarlayacağım. 7 sırada buna gidip geleceğim. Beş tane trabzan yapıp bir iki boşluk bırakıp batıyorum. Aynı şekilde iki zinciri çevirip çekip çevirip şu şekilde buraya sabitliyorum. Ve yine 5 tane trabzan. Dört, altı oldu. Bu son sıramız. Ve beş. Bakıyorum şöyle şuraya sabitliyoruz. Sonrasını şu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Denk gelip gelmeme durumuna göre bir alttan bir üstten sabitleyebilirsiniz. Hemen bakalım ne şekilde almışım. Aynısı olması açısından. Bu şekilde kapattıktan sonra ipimizi de iç kısımdan çekelim. Patiğimizi tamamlamış olduk. Sadece kenar tığı kaldı. Kenar tığına dilediğiniz model tığlama işlemini yapabilirsiniz. Bu şekilde de kullanılabilir tabii ama tığ tekniğe giderseniz daha hoş olur diye düşünüyorum. Ben hemen
İpimin ucunu bulduktan sonra şöyle de göstereyim yakından. Şöyle bir kenar tığı gittim. Şuradan ipimizi sabitleyelim bağlayıp. Şöyle yaptım. Geri aldım. 1, 2. 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Geri batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Trabzanların aralarına batıyorum. Çok basit. Çok kolay. Bir tığlama tekniği. Kenarlarda her trabzanın boşluğuna battım gördüğünüz gibi. Ön kısımda da nasıl denk getirdiysem o şekilde battım arkadaşlar. Bir iki yapalım. Bir tanesini boş bırakıp şu ikinciye batalım. Şunu boş bırakıp şuna batalım. Şekilde başlangıç noktasına kadar tığlayıp bitirelim. Burada aynı şekilde tıpkı ön kısımda yaptığım gibi şöyle rastgele işe batıyorum arkadaşlar. İki trabzan arasına bir defa. Siz de bunu örgünüzün sıklığına göre ayarlayabilirsiniz. Şunu batmama sanırım gerek yok. Şu şekilde çıkaralım. En son ve iç kısımdan çekerek arkadan sabitleyelim. Bu şekilde de patiğimizi bitirmiş olalım. Videomuzu beğenirseniz lütfen paylaşın. Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Evet, patiğimizi tamamladık bu şekilde. Şöyle bakalım. Bunu da koyalım. İnşallah beğenirsiniz. Yeni yapacak arkadaşlara fikir olur, yol gösterir inşallah. Evet, yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Hoşça kalın.